Nereden baksan 2000 baş inek olurdu buralarda. Maçlar, dağlar, taşlar inek tutulurdu. Bizim ciğerlerimiz buralara alışık olduğu için ciğer kapasitemiz çok şey. Tabii. Neden krosçular hep yüksekte şey yapar? Antrenman? Evet. Aşağıda daha iyi. Aşağıda bol oksijenli yere indiği zaman kapasitesi yüksek oluyor. Ciğerler tabii buradaki küçük havayla ittifa edebilmek için ne oluyor? Zorlama vesaire nedeniyle. Daha yani genişliyor. Da genişliyor. Hı. Otomotiv Mustafa Beyazlı benim transfer sponsorum oldu. Saat 8.30 yaylalara doğru yola çıktık. Tam yayla gezisine uygun bir arabamız var. İlk önce Çamlıhemşin'e gideceğiz. Orada Vedat amcayla buluşacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Ömer Acar, araban nasıl? Memnun musun performansından? Geri gelmek yani gelecekler ama bu gittiğine göre sonunda bir yuvarlak vardı. Araba gitmiş. Bundan yukarısı çok güzel bir manzara olur. Ayakkabılarınız uygunsa yürüyelim. Uygun ayakkabılar. Muazzam bir krater gölü var. Yukarıda. Yukarıda. Bu vadide değil. Öbür vadinin esfere sahilinde yüksekte bir yer. Ben çocukluğumuz çok anlıklarda hep oralarda geçmiş. Bayağı da büyük bir göl yani öyle böyle değil. Yani buradan o karşı karlara kadar var. Kocaman çukurun ortasında bir göl. Yorulduk da çıkarken Beran tutturdu ben burada yüzeceğim. Ya kızım çok güzel yüzerdi. Bu buz ya sen burada yüzülür mü diye elimiz yok. İkimiz ise Allah'ın kulu yok. Dağın başı. Ben de korkuyorum lan bir şey olur kramp bir yere burada ondan sonra ne yapacaksın? Ya ben daha derken o hiç zaten dinlemiyordu ki baktım arkadaş soyundu arkadaş anadan yürüyen atladı suya gitti ulan ey anadan bu başladı gitti artık kafası zor görünüyor gölün ortasına kadar yüzdü bağırıyor sen de gel ya git Allah'ın zararına dedim ben seni sıcak sudan yüzemiyorum ben oraya ondan sonra çıktı. Hiçbir şey olmadı ama o soğuğu çok severdi. Tabii ben dedim olsun sayılır. Sonra öyle. Ha şu karsız nokta var ya. Evet. Onun öbür tarafından su olması lazım, değil mi? Hani normalde su olmasa diyoruz. Buradan eski şeyler var. Öyle de gidilir ha şuraya çıkınca. Var da işte. Ha. Hani bak, kar olursa bak. Sıkıntı olur kaydı. Şöyle yapalım. Şuraya çıkalım. Şu karsız yerden bir tek o küçük şeyi şu tepenin üstüne geçelim daha rahat olur.
arkasını göremediğim için bir şey diyemem ama rahattan kastım şu kar vardı. Bu, bu, kar bunun var. Bu tepenin arkasından daha rahat mı rahat? Yani kar olursa kayma ihtimali olur yani. Öyle daha rahattır. Daha iyi çıkar. Çok az kar diyeceğim. Fakat diyeceğimiz yer şu tepe. Hayvanı var. Yani biraz şöyle işte. Ya buralarda hayat kurulurken çok ilginç bir şey var yani. Bak şuradaki evlere bir bak anasını satayım. Tebeğimi dikkat edin. Hani? Mullah Özköy'ünün evleri şimdi. Adamlar yani ne sahiple oraya gelmiş. Şimdi araba şöyle bugün var ama oralarda araba yolu falan yoktur yani. Yani yoktu. Şu yolun Çamlıhemşin'den yukarı yapıldığı tarihi çok iyi hatırlıyorum. 1957'de yapıldı. Ya buralardan katırla giderdik daha yakın zamanlar. Şey kurmuşlar burada. Açık manzara. Herkese açık sundurma kurmuşlar. Arası açık olsun diye kafa çıkmıyor. Sen kale çıktın galiba. Buraya mı? Ha, çıktım. 2010'da. Yani biz bir ara denedik, geçtik, geçemedik. Daha aşağıdan girip şuradan balık tutarak. Ayda düşüyor. İçinden bir de gidebilir. O kadar güzel balıklar. Kırmızı şeyler, benekli. Onlar da çok şeydir. Çok nadide bir balık. Çok da lezzetli ama ben yedim geçen gelişimde. 5 liraydı babalarda balık. O 25 liraydı. Doğrudur. Bugün Trabzon'daki ikinci günümüz. Trabzon Yat Limanı'nda şahane bir sabah. Dün tekneyi bağlar bağlamaz hemen gezmelere, misafirliklere koyduk. Yine şahane insanlarla tanıştık, onlardan bahsedeceğim. Bugün gezme programları devam ediyor.